Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün ilginç bir içerikle karşınızdayım. Bir YouTube başlığını programmatik olarak Deno kullanarak nasıl güncelleyebiliriz? Bunu göreceğiz. Umarım başlık dikkatinizi çekmiştir de bu videoya girmişsinizdir. Şimdi öncelikle yapmamız gereken bir adım var. Direkt kod yazmayacağız. Şimdi Deno kullanmamın sebebi Deno'nun bir cron job mekanizması var. Yani örneğin siz işte 1 dakikada bir, 5 dakikada bir, 5 günde bir kod çalıştırabiliyorsunuz. Bu özellik şu anlık ücretsiz ve kullanması çok kolay Deno üzerinde. Ben de o yüzden Deno kullanacağım. Şimdi önce yapmamız gereken, dediğim gibi, birkaç adım var. Bunları yapalım. Şimdi ben öncelikle kendi YouTube kanalıma liste dışı bir video ekledim. Video şu an hani deneme video, böyle 8 saniyelik bir video. Öncelikle yapmam gereken birkaç adım var. Şimdi geliyorum. Console.cloud.google.com adresine giriyorum. YouTube kanalımın maili ile, bu çok önemli. Eğer şurada doğru hesap seçildiyse buradan doğru hesap seçin. Ve işte ilk projem oluşuyor. Ve sonrasında şunu yapmam gerekiyor. Bakın, şuradan APIs ve Services kısmına geliyorum. Library kısmına geliyorum. Sonrasında buradan YouTube API diye bir arama yapacağım. Burada çıkan YouTube Data API V3 kısmına giriyorum ve bunu enable. Bu YouTube API'ni kullanmamızı sağlıyor. Böylelikle işte videonun izlenme sayısını, like sayısını vesaire görebileceğiz. Şimdi bunu enable ettikten sonra sol taraftan OAuth Consent Screen'e geliyorum. Bunu external olarak seçebilirim. Create diyorum. Bir uygulamama bir isim veriyorum. İşte YouTube düzenleyici app diyorum. Sonra support email buradan seçiyorum. Zorunlu alanları dolduruyorum sadece. Tamamdır. Burayı da doldurduğumuza göre save and continue diyebilirim. Buraları save and continue diyebiliriz. Back to dashboard dedim ve dashboard içerisinde publish app diyorum. Sonrasında şu ekranı görüyorsak credentials kısmına geçiyorum ve şuradan create credentials kısmına basıp buradan OAuth client ID seçiyorum ve şuradan bir web application diyelim. Buradan uygulamaya isim de verebilirsiniz. Ben böyle bırakacağım. Burada Authorized Redirect URI istediğimiz bir kısım var. Buradan Add URI diyorum. Ve şu developers.google.com OAuth Playground adresini alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Ve sondaki slash'ı siliyorum eğer varsa. Tamam, artık create dedik. Google tarafından yetkilendirilmek için bir client ID ve client secret oluşturuyoruz. Ben şu client ID'yi alacağım. Bakın, şuraya geliyorum. Ya, bu adrese girdikten sonra use your own OAuth credentials var. Buradan client ID veriyorum. Sonrasında client secret'ı veriyorum ve artık burayı kapatabilirim. Şimdi sonra şu biraz alta inip YouTube Data API'yi buluyorum ve açtıktan sonra şu ilk şeyi işaretliyorum. Bir kere bastığınız yeterli. Sonrasında authorize API istedim. Ve buradan YouTube kanalımın mailini seçiyorum arkadaşlar. Doğru maili seçmeniz önemli. Sonrasında şuraya bastım. İlk maili seçtim. Bakın, bu ekran gelirse herhangi bir sıkıntı yok. Buradan gelişmiş deyip şuradan git diyebilirsiniz. Devam et diyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Bakın, şuradan Exchange Authorization Code for Tokens diyorum. Sonra bana Refresh Token ve Access Token geliyor. Ben buradan Refresh Token kısmını seçiyorum ve kopyalıyorum. Tamamdır. Şu anda Google tarafıyla işimiz bitti. Şuradan şöyle yapalım. Client ID ve Secret'ı da download edelim. Tamamdır. Şimdi benim burada sıfırdan bir Deno projesi açmam gerekiyor. Deno dedim. Init. Bakın, Deno projesi geldi. Direkt şu test dosyasını siliyorum. Sonrasında buraları bir temizleyeyim. Bir tane asenkron bir main fonksiyonu yazalım. Şimdilik hiçbir parametre almasın. Şurada da main'i çağıralım. İçine de hello world diyebiliriz. Şöyle yapalım. Clear diyelim. Deno run main ts. Bakın, hello world'u gördük. Herhangi bir sıkıntı yok.
Şimdi öncelikle koda girmeden önce şu az önce not almamız gereken client ID, secret ve refresh token'ı bir alalım. Şimdi .env dosyası oluşturdum. Geldim şöyle client ID eşittir. Gelelim şöyle ben downloads dosyası içerisinde şunu bir açayım. Sıkıntı yok bunların gözükmesinde. Ben bunları videodan sonra sileceğim zaten. Şimdi client ID şunu aldım. Kopyaladım. Client ID içerisine yazdım. Client secret'ı kopyaladım. Yine geldim. Client secret dedim. Buraya yapıştırdım. Ve son olarak az önce kopyaladığım refresh token'ı da buraya alalım. ENV dosyasıyla da işimiz bitti. Kapatabiliriz. ENV dosyalarını buraya yüklemek için Deno'nun .env kısmını kullanacağım. GitHub reposu olacak zaten aşağıda açıklamada. Siz de oradan şu import'u kopyalayabilirsiniz. Sonrasında şöyle ENV dedim eşittir await load. Tamamdır. ENV dosyamız da yüklendi. Şöyle hatta bir main fonksiyonu içerisinde ENV'yi yazdıralım bakalım. Şöyle yazdıracak mı? Eğer çalıştırırken Deno Run'da bununla karşılaşırsanız şöyle yapalım. Ben bunu kapatayım. Şöyle Deno Run allow all tire tire allow tire all main ts diyerek çalıştırabilirsiniz. Bakın herhangi bir sıkıntı olmadan client ID, secret ve refresh token'ımız geldi. Şimdi sıra geldi. YouTube API'ni nasıl kullanacağız? Şöyle yapalım. Bir deps.ts dosyası açalım. Ve şunu import edeceğim. Şimdi bunu bu şekilde Deno'da npm paketlerini import edebiliyorsunuz. Yani bildiğiniz npm paketlerini kullanabiliyorsunuz aslında. Şöyle yetkiyi alalım Google tarafından. Şimdi const out client dedim. Bir değişken oluşturdum. Sonra geldim google.out.o.out 2 IntelliSense çıkmadı. Şöyle yapalım. Herhangi bir IntelliSense gelmiyor. Şöyle yapalım. Eğer bununla karşılaşırsanız macOS kullanıcılar için command shift p Windows için de muhtemelen control shift p'dir. Şuradan geldim. Deno yazarsam restart language server. Onu da şöyle yapıyorum. Bakın Deno diye aratma yapıyorum şurada. Şu paketi yüklerseniz eğer, bu extension'ı yüklerseniz eğer benim gibi Deno language server gelecektir size. Deno'da yeni olan arkadaşlar için. Şöyle restart ettim. Bakın artık Google OAuth'a ait IntelliSense gelmeye başladı. Şimdi client ID diyelim. Şöyle yapacağız. Şurada yaptığım env load kısmını şu depth'e alıyorum. Şurayı şöyle yaptım. Evet. Şimdi env dedim. Nokta client ID. Client secret'ı da env.client secret ve redirect URI'yi veriyorum. Pardon. Redirect URI kısmını, URI kısmını vermeyi unuttuk. Şöyle yine kopyalayayım. Bakın şuradakiyle aynı olması çok önemli. Şuradakiyle aynı olması çok önemli. Credentials içerisindeki authorized redirect URI'sla aynı olması çok önemli. O yüzden direkt olarak bunu kopyalayıp şöyle env içerisine yapıştırabilirsiniz. Şimdi burada herhangi bir sıkıntı yok. Out client'ımızı oluşturduk. Şöyle credentials kısmına refresh token'ımızı da verelim. Sonrasında tamam bu kadar. Şimdi const diyorum. YouTube eşittir google.youtube diyorum. Ve içerisine şöyle bir süslü parantez açıyorum. Versiyon kısmına v3 dedim. Out kısmına OAuth client'ı verebilirim. Bu bizim YouTube API'ni kullanırken Google tarafından yetkilendirmemizi sağlıyor. Ve artık export YouTube diyerek bunu kullanıma açabilirim diğer dosyalarda da. Şöyle yapalım. Gelin test yapalım. YouTube videolarımızı çekmeye çalışalım. Videomuzu çekmeye çalışalım. Şöyle const dedim. Eşittir. Evet dedim. YouTube videos.list dedim. YouTube'u import edememişiz. Tamam. Şimdi sonrasında şöyle data diyorum. Bana gelecek bir response var. Datayı alıyorum buradan. Şöyle datayı hatta yazdıralım burada. Şimdi benim vermem gereken
iki parametre var. Bir, videonun ID'si. Şöyle yapacağız. Gideceğiz. Şuradan. Ben burada bir deneme video yükledim. Bu deneme video içerisindeki ID'yi alacağız. ID de şurada arkadaşlar. Bu YouTube stüdyonun içerisinde şuradan alabilirsiniz. Ya da işte videonun kısa bağlantısında şuradan alabilirsiniz. Ya da videonun içerisine girip şuradan şu şekilde ID'yi alabilirsiniz. Sonrasında gittim. ID'yi şuraya bir dizi olarak veriyorum. Dizi elemanı olarak veriyorum ve part denilen bir kısım var. Part içerisinde yani bana YouTube hangi alanları göndermeli? Ben diyorum ki bana snippet'ı gönder. Yani video title'ının, description'ın vesaire olduğu kısım. Bir de statistics gönder. İstatistikleri gönder. Yani işte like sayısı, izlenme sayısı, yorum sayısı vesaire. Hani bunları gönder. Gelin bunu bir çalıştıralım. Bir görelim. Evet bakın. Şu konsolu genişletiyorum. Bana bir data geldi. Bu data içerisinde işte bir items var ve onun içerisinde bir video var. Ve videonun içerisinde snippet, ne zaman yayın alındığı, kanalın ID'si, title'ı, description'ı, kategori ID'si vesaire geldi. Ve işte bir görüntülenme sayısı geldi, like sayısı geldi, dislike sayısı vesaire geldi. Şimdi şöyle yapalım. Const diyelim. View count eşittir. Data nokta nokta items'ın işte sıfırıncısının şöyle bir undefined kontrol de yapalım. Statistics diyelim. Peki ben buranın içerisinden şu şekilde distract edebilir miyim? Edemiyorum. Nokta diyeyim. View count ve şuradan const like. Şunu hatta kopyalayayım. İsmine like count diyelim. Şuna da like count olarak alalım. Şimdi bir konsola yazalım bakalım. Like işte view count ve like count nelermiş? Şöyle bir run edelim. Bakın 4 tane izlenmesi varmış, like'ı da 0'mış. Şimdi biz videoyu güncellemek için bir title yapmamız gerekiyor. Şöyle const diyelim. New title. Title eşittir. İşte diyorum ki bu videonun view count görüntülenmesi ve şöyle like count beğenisi var diyorum. Sonrasında bakalım şu new title'ı yazdıralım bir de. New title. Okey, bakın 4 görüntülenmesi ve 0 beğenisi var diyor. Benim gidip bu videoyu update etmem gerekiyor. Yani videonun title'ını güncellemem gerekiyor. Şöyle yapalım. Const şöyle bir data diyelim. Evet, youtube.videos.update dedim. Geldim. Request body demem gerekiyor. ID dedim. Şöyle string içerisinde şu az önce aldım ID'yi tekrar buraya yapıştırıyorum. Virgül attım. Snippet dedim. Description ve title snippet'in içerisindeydi. O yüzden snippet objesinin içerisinde gönderiyorum bunu. Snippet dedik. Title şöyle new title'ı veriyorum ve part diyorum. Aslında şöyle yapabilirsiniz. Part şurayı kopyalayıp şöyle şu şekilde yapıştırabilirsiniz direkt olarak. Bakalım bir deneyelim. Şöyle bir datayı yazdıralım. Çalışacak mı? Data. Ha, şurada tanımlıymış. Ne diyelim? Update data diyelim. Şöyle diyelim. Şunu da update data olarak güncelleyelim. Bakalım. Evet, bu hatayla karşılaşmıştım. Yani direkt okumayayım. Benden bir kategori ID'si istiyor arkadaşlar. Bu muhtemelen Google tarafında bir bug ya da başka bir sebebi var mı bilmiyorum ama kategori ID'sini istiyor. Kategori ID şöyle vereceğiz. Snippet'in içerisinde kategori ID diyorum. Data nokta items'ın işte sıfırıncısının nerede bu? Snippet'in içerisinde kategori ID. Yani aslında bana gelen kategori ID'yi bizzat Google'a geri yolluyorum. Ne gerek varsa. Bunu zorunlu tutuyor. Şöyle şu şekilde gönderdim. Bakın.
YouTube'un şeyini güncelledi. Bakın title'ı güncelledi. Update datanın içerisine bakarsanız, snippet'e bakarsanız ve title'ı güncelledi. Şimdi gördüğünüz gibi buranın title'ı değişmiş. Ha. Bunun YouTube tarafına yansıması bazen sürebiliyor arkadaşlar. Ha, yansımış, güzel. Ama eğer yansımazsa merak etmeyin. Bu hani biraz sürebiliyor. Cache'de kalabiliyor vesaire. O yüzden YouTube Studio'dan kontrol edin bu tarz şeyleri. Şimdi kapattım. Bakın bu videonun 4 görüntülenmesi ve 0 beğenisi var. Şimdi hadi gelin test edelim. Ben buradan kendi videoma bir like atayım. Atabildim mi? Bir yenileyim. Sanki atamadım gibi. Şöyle yapayım. Bakın başka bir hesaba geçtim. Şöyle şuradan bir like attım. Bakın like sayısı 1 oldu. Şimdi gelelim. Like sayısı değişti, değil mi? Bu title'ın tekrar güncellenmesi lazım. Hemen tekrar denorun komutunu çalıştırıyorum. Bakın artık bu videonun 10 görüntülenmesi ve 2 beğenisi var. Ha, bir öncekini de saymış. Bakın içeriye geldiğim zaman bu videonun 10 görüntülenmesi ve 2 beğenisi var. Hemen videoyu açalım şuradan. Bakın video başlığı güncellenmiş. Şimdi tek yapmamız gereken biz bunu elimizle yaptık arkadaşlar. Yapmamamız gerekiyor. Şöyle yapacağım. Bakın Deno'nun bir cron fonksiyonu var. Biz Deno cron fonksiyonunu kullanacağız. Nasıl? Şimdi ben şu main'i alıyorum buradan. Çalıştırmasın main'i. Şöyle kapatayım burayı da. Deno.cron diyorum. Bu unstable henüz production'a alınmadı. Fakat biz bunu kullanacağız. Hemen ben şuradan cron şeyimi alayım. İlk olarak bu klona bir isim vermemiz gerekiyor. YouTube Cron dedim. Unix Cron format denilen bir format var. Burada aslında ne kadar sürede bir çalışacağını belirtiyoruz. Şu string'i buraya yapıştırıyorum. Bakın bu 1 dakikada bir çalışacak demek. Şuraya işte 5 yaparsam 5 dakikada bir çalışacak demek. Bunu daha detaylı bakabilirsiniz. Şimdi şuraya geldim. Hop. Bir gün diyorum. Ve üçüncü parametre olarak da bir fonksiyon alacak. Şöyle main diyelim. Bakın şöyle altını çizebilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece bunu run ederken arkadaşlar şuraya şey eklememiz gerekiyor. Unstable. Tire tire unstable eklememiz gerekiyor. Eklemezsek ne olur? Şu anda bu şekilde çalışmaz. Ha, sizin bu videoyu izlediğiniz tarihte bu stabil versiyona da geçmiş olabilir. Hani siz yine de unstable'sız da bir deneyin. Şöyle unstable'lı çalıştırıyorum. Bakın cron'u başlattı aslında. Şu an cron çalışıyor. Bir bakalım. Evet, bakın gördüğünüz gibi bir dakika sonra ben burada update data console log'umu görebildim. Yani bu main fonksiyonumun içerisinde vardı ve bir dakika sonra benim main fonksiyonumu tetiklemiş oldu. Süper. Artık çalışıyor. Bakın view count 15 oldu. Like count 2'de kaldı. Hani biz sürekli yenilediğimiz için değişti. Şimdi bakın 10 görüntülenmesi var diyordu. Bir daha yeniliyorum sayfaya. Bakın 15 görüntülenmesi ve 2 beğenisi var olarak güncelledi. Süper. Bu çalışıyor. Şimdi peki biz bunu sürekli kendi makinemizde açık mı bırakacağız? Hayır. Bunu bir ortama deploy etmemiz lazım. Ve bunun sürekli çalışması lazım. Onun için de şöyle Deno'da araştırabilirsiniz. Şöyle yapalım. Deno deploy diyelim. Bakın şuradan dokümantasyona geldiğim zaman ve get started dediğim zaman beni böyle bir alana atıyor. Şuradan new project diyorum. Boş bir proje oluşturacağım. Bakın create blank project dedim. Şuradan edit and deploy directly from a local device using deploy. Yani bu paket kullanıyoruz. Burada nasıl yüklendiği anlatılıyor arkadaşlar. Hani buradan girip bakabilirsiniz. Hani ben şey yapmayayım. Yani başta anlatmış olmayayım. Komut satırını açıyorum. Açamıyorum. Geldim. Şimdi tekrar dokümantasyona bir girelim. Şuradan docs diyelim. Bakın. Burada nasıl deploy edeceğinizi anlatıyor. Şu en alttaki komutu ben kopyalıyorum. Şu creating production deployments kısmını alıyorum. Burayı yapıştırdım. Projemin adını yazmam gerekiyor. Şöyle Light Tiger 14. Bunu bir kopyalayayım. Şöyle buraya yapıştırayım. Ve şuraya main TS'imi veriyorum. Şimdi sonrasında ben bunu artık deploy edebilirim. Enter'a bastım. Deployment aşaması başladı. İşte karşı sunucuya yükleniyor vesaire. Şu anda deploy oluyor. Evet.
Bana burada URL'leri de verdi ama ben URL'imde işim olmadığı için şu anlık bunları geçiyorum. Bakın şöyle sayfayı yenilediğim zaman bu ekran beni karşılıyor. Şuradan Chrome kısmına geliyorum. Bakın YouTube Chrome diyor ki bu işte son sefer şu zaman çalıştı ve bir daha şu zaman çalışacak. Şimdi bu aşamada yapmamız gereken tek bir ayar kaldı. Şuradan Settings kısmına gidiyorum. Bakın Environment Variables. Bizim ENV dosyamız içerisinde bir değişkenlerimiz vardı. Bu değişkenleri deno tarafına da eklememiz gerekiyor. O yüzden ben şöyle yapacağım. Şu 1, 2, 3, 4 değişken vardı. Şimdi Client ID vardı. Buraya alalım. Client Secret. Refresh Token. Ve son olarak Redirect URI vardı. Şöyle alalım. Şuradan Save dediğim zaman tamamdır. Herhangi bir sıkıntı yok. Bakın Environment Variable'larım benim oldu. Şimdi bakın son çalıştırmada başarılı olmuş. Herhangi bir sıkıntı yok. 9.56'da yani Türkiye saatine göre 00.56'da tetiklenecek şu an. Bakalım 00.56'da neler olacak. Şöyle bir videoyu da bir yenileyelim. Bu yenilemelerin YouTube'a düşmesi biraz uzun sürüyor. Bekleyelim düşene kadar. Evet, videoyu kestim burada çünkü izlenmelerin YouTube'a düşmesi bazen zaman alabiliyor. Bakın izlenme sayısı 17 oldu ama videonun başlığı 15 görüntülenme. Şöyle bir yenileyelim bakalım. Bu arada şöyle burayı da deno sayfasını da yenileyim. Yenileyelim. Bakın 10.00'da yani Türkiye saatiyle 1'de bu cron job tekrardan çalışacakmış. Şöyle geliyorum. Burayı yeniliyorum. Bakın videonun başlığı 22 görüntülenme ve 2. Bakın izlenme sayısı 22 oldu. Ben bayağı hani kestiğim kısımda yeniledim videoyu. Bakın 22 görüntülenme ve 2 like oldu. Şimdi gideyim. Videoyu açayım. Bakın benim bu arada lokalimde hiçbir şey çalışmıyor. Şu an durdurulmuş vaziyette. Şimdi videoyu ben başka bir hesabımdan daha likelayacağım. Bakın 3 adet like oldu değil mi? Şimdi tekrar videoyu attığım kanala geçtim. Burayı yeniliyorum. Bakın like sayısı hala 2. Herhangi bir problem yok. Şöyle videoyu açarsam bakın like sayısı 3 olarak güncellendi. Türkiye saatiyle 1'i 1 geçe bu cron job çalışacakmış. 1'i 1 geçe olsun bir. Bu cron job bir çalışsın. Evet saat 1'i 1 geçe oldu. Bu cron job bakın gördüğünüz gibi çalıştı. Şimdi şuraya gelip tekrar bir yeniliyorum. Bakın videonun title'ı 3 beğenisi var olarak değişti. Bu şekildeydi. Ben GitHub linkini açıklamaya bırakıyor olurum. Siz de buradan kodları inceleyip isterseniz kendi YouTube videonuza bunu uygulayabilirsiniz. Aktaracaklarım bu kadardı. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Mutlu programlamalar.